Merhaba arkadaşlar, anatomi dersinin bir diğer videosuyla birlikteyiz. Bu videoda alt ekstremitenin arterlerinden bahsedeceğiz. Venlerinden ve tabii ki lenflerinden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arterlere bakacak olursak, aslına bakarsanız arter ilyaka eksterneden başlar alt ekstremite arterleri. Fakat bu hani eksterna varsa demek ki internası da var arkadaşlar. Ve bunlar da yani arter ilyaka, interna ve eksterna da aslına bakarsanız arter ilyaka communis'in dallarıdır. Bunları resimde göreceğiz. Bunlar da yine dextra ve sinistra olmak üzere iki tane, yani sinistra sol, dextra sağ arkadaşlar. Bunların başlangıç yeri ise bifurkasyo aorta ve bu da arkadaşlar aorta abdominalisten gelecek. Ve daha sonra devam edecek olursak arter iliaca externa, arter femoralis, arter poplitea. Daha sonra arkadaşlar arter poplitea ikiye ayrılacak. Bakın arter tibialis anterior ve posterior olmak üzere. Arter tibialis anterior, arter dorsalis pedis, posterior ise arter plantaris medialis ve lateralis olmak üzere ikiye ayrılacak arkadaşlar. Bunları bir de resimlerde görelim. Bakın öncelikle aorta abdominalisi görüyoruz. Büyük bir aorta arkadaşlar. Aşağıda yani yaklaşık 4. lumbal vertebra hizasında ikiye ayrılacak. Bakın şimdiki resmimizde daha net, yani yazıyla da görüyorsunuz. Bifurkasyo aorta da arkadaşlar ikiye ayrılacak. Arter iliaca communis, dextra ve sinistra olmak üzere. Daha sonra bunlar da yine ikiye ayrılacaklar. Arter iliaca interna ve externa olarak. Externa aşağıya doğru devam ederken interna arkaya dönecek arkadaşlar. Ve tabii ki bu ligamentten sonra, inguinal ligamentten sonra arter femoralis olacak. Şimdi tekrardan bakın arter iliaca externa ve interna'yı görüyoruz. Interna az önce de dediğim gibi arka tarafa gidecek. Özellikle arter gluteal superior ve inferior dallarından anlaşılıyor. Externa ise aşağıya doğru gidecek dedik arkadaşlar. Ve bakın ligamenti geçtikten sonra arter femoralis olacak. Ve bakın arter femoralisin oldukça fazla dalı var. Ama burada en önemli olan arter profunda femoristir. Neden? Çünkü arkadaşlar bu iki tane önemli dal verir. Bakın arter circumflexa, femoris, lateralis ve medialis olmak üzere. Bunlar neden önemli? Çünkü bunlar femurun boynunu dolandığı için, özellikle femur boyun kırıkları da fazla miktarda görüldüğü için, hani bu arterde yaralanmış mı, zedelenmiş mi, zedelenmemiş mi şeklinde önemlidir arkadaşlar. Daha sonra tabii bir de burada nabız alınır. Yani bu femoral arterden, ki bunlar önemlidir arkadaşlar. Nereden alınır bu nabız? Yani pulsasyon denilir arkadaşlar buna. Bakın bu ligamentin, yani arter femorisin başladığı yerdeki o ligamentin tam ortasından arkadaşlar, yani altından alınır bunun nabzı diyebiliriz. Daha sonra bakın aşağıya doğru devam ediyor ve canalis abductorus'tan geçecek bu arter femoralis. Canalis abductorus'tan çıktıktan sonra, yani hiatus abductorus vardı bu kanalın açıklığı, arter poplitea olacak zaten arkadaşlar. Ve bakın burada daha net bir şekilde görüyoruz arter poplitea'yı. Bu arter poplitea diz bölgesinde çeşitli yine damarlar verecek ve bunun da arkadaşlar yine nabzına bakmak istediğimizde bacağı fleksiyona getirip bu fossa poplitea, yani çukur alana bastırılacak arkadaşlar. Bu şekilde alınıyor. Daha sonra bakın bu da yine ikiye ayrılacak. Arter tibialis anterior ve posterior olmak üzere. Bakın burada daha net bir şekilde görüyoruz. Tabi anterior'u göremiyoruz. Çünkü neden? Anterior ön tarafa doğru gitmiş. Posterior'u görüyoruz. Ve bakın posterior'dan arter fibrillaris şeklinde bir tane dal çıkıyor. Bu dal da yine önemli arterlerden bir tanesidir. Şimdi arter tibialis anterior'a geri gelecek olursak, hani ön bölgede aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. Ve ayak bileğinden sonra buna artık arter dorsalis pedis denilmekte. Yine bunun da nabzına nasıl bakılacak? Tam yine dorsal ayağın dorsalinde arkadaşlar. Ve ortasında nabzı rahat bir şekilde bunun da alınmak. Daha sonra arter tibialis posteriora gelecek olursak, bakın bu da medial malleolin altından arkadaşlar ayağın altına doğru gidiyor. Bunun nabzına da bakılmak için ayak inversiyonu alınır ve dorsal fleksiyonu alınır arkadaşlar. Ve ne yapılır burada? Palpe edilir rahat bir şekilde. Ve bakın arkaya gittiğinde ayağın altında bu da ikiye ayrılmakta. Arter plantaris medialis ve lateralis olmak üzere. Şimdi ise arkadaşlar venlerimizden bahsedelim. Venler ise arkadaşlar ikiye ayrılacak. Bakın yüzeyel ve derin olmak üzere. Ben burada sadece önemli olanlarını yazdım. Tabii daha fazla miktarda ven olacak. Bakın ilkini yazdım. Öncelikle ilk
hani en öndeki nedir? Vene digitalis dorsalis pedis ve vene digitalis plantaris pedis arkadaşlar. Daha sonra tabii yine başka venler de olacak ama önemli olan burada yine arcus venosus dorsalis pedis ve arcus venosus plantaris pedistir arkadaşlar. Ve bu arcuslardan da bakın daha sonra bunlar kime dökülecek? Vena marginalis lateralis ve vena marginalis medialis'e dökülecek arkadaşlar. Daha sonra bu lateralis olan arkadaşlar kime dökülecek? Vena safena parva, medialis ise vena safena magna'ya dökülecek arkadaşlar. Bakın M harfi. Daha sonra derin venler ise bakın bu ikisi derin vendir. Yani vena safena parva arkadaşlar popliteaya, parva popliteaya dökülecek. Magna ise femoralise dökülecek arkadaşlar. Şimdi bir de bunlara resim üzerinden bakalım. Öncelikle bakın vena marginalis medialis ve vena marginalis lateralisleri görüyoruz. Bunlar dediğimiz gibi medialis magna'ya, diğeri ise lateralis ise parva'ya dökülecek arkadaşlar. Daha sonra devam edecek olursak bakın burada vena marginalis lateralis'i görüyoruz yine. Tabii arcus da burada net bir şekilde yine anlaşılıyor. Daha sonra ne demiştik? Bakın siyah yani çerçeve içine aldıklarıma bakın. Vena safena parva'ya dökülecek dedik. Bakın parva ilerliyor, devam ediyor ve yukarıda vena popliteaya dökülecek arkadaşlar. Bu venler. Daha sonra bir de neyden bahsedelim? Vena safena magna'dan. Tabi öncelikle yine arcus'u görüyoruz. Marginalis'i görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar magna oluyor. Bakın magna yukarıya doğru devam edecek. Zaten vücudun en uzun venidir arkadaşlar. Dediğimiz gibi marginalis, medialisten hani medial magna bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Daha sonra devam edecek olursak bakın bir de ne demiştik? Bunlar derin venlere dökülecek demiştik. Bakın bu resimde daha net anlaşılmakta. Siyah ile çizdiğim magna, diğeri ise arkadaşlar parvayı göstermekte. Bu şekilde yani şeyleri, venleri takip ederek de zaten anlaşılıyor. Ben bir de burada şundan bahsetmek istiyorum. Bakın burada neleri görüyoruz? Bu yüzeyel venleri derin venlere bağlayan başka bir ven grubu daha var arkadaşlar. Vene perforantes denir arkadaşlar bunlara. Bakın bunlar çok önemlidir. Bu venler dediğim gibi yüzeyel ve derinleri birbirine bağlar ve içlerinde arkadaşlar kapaklar vardır. Valvula denilen. Şöyle bir çalışma düzeni var. Örneğin kişi ayakta. Şimdi ayakta olduğumuzda arkadaşlar ne yapacak? Bu vendeki özellikle de tabii ki derin vendeki kan yukarıya doğru gitmesi gerekiyor. Yani kaslar zaten aktif durumda. Kasılıyor ki siz ayakta duruyorsunuz ve bu derin venlerdeki kanlar da arkadaşlar yüzeyel vene geçmeden, bu kapaklar sayesinde yüzeyel vene geçmeden doğrudan yukarıya doğru iletilecek. Ama istirahat durumunda ise şöyledir. Yüzeyelden vene geçiş vardır. Yani istirahatte tabii ki kaslar gevşek olduğu için yüzeyelden derine geçiş vardır arkadaşlar. Ama diyelim ki işte bu vene perforanteslerde bir bozukluk oldu. Yani bunların kapaklarında arkadaşlar. Ne olacak o zaman? Biz ayakta durduğumuzda hani derin venden doğrudan yukarıya gidecekti. Derinden yüzeyele de geçişler olur arkadaşlar. Ve yüzeyel damarlarda haddinden fazla kan olduğu için de bu damarlar genişlemeye başlar. İşte biz de bunlara varis diyoruz. Varisler oluşur yani. Bu yüzeyel damarlar daha da belirginleşir, kıvrılır, genişler ve dışarıdan zaten görebiliyorsak demek ki yüzeyel damarlarda, yüzeyel venlerde sıkıntı vardır. Şimdi şöyle ki bazen de burada ki kan yukarıya gidemediği için, hani yüzeyel venlerdeki kan yukarıya gidemediği için pıhtı oluşur arkadaşlar. Bu pıhtıya da trombüs denilir. Ve trombüsle ilgili bir de şunu söyleyelim. Bakalım, bakın öncelikle resimlerimize bakalım. Burada kapak bozulmuş bakın. Perforanteslerdeki kapak bozulmuş ve yüzeyel ven nasıl dalgalanmalar, genişlemeler olmuş. Ve burada tekrar görüyoruz. Hani dikkat edecek olursanız yine damar büyümüş ve derinin de dışından anlaşılmaya başlıyor yani. Az önce ne dedik arkadaşlar? Trombüs oluşur dedik. Şimdi trombüs eğer yani pıhtı damardan ayrılmadı. Yani o damarı sadece oluştuğu damarı tıkarsa buna trombofilebit denilir. Yani trombüs bir veni tıkadı. Buna trombofilebit denilir. Ama buradan koparsa yani bu trombüsten bir parça koptu ve başka bir damarı tıkadı. Buna da tromboembolizm denilir arkadaşlar. Mesela burada neyi görüyoruz? Bir emboli kopmuş yani tromboembolizm diyoruz. Bakın sağ kalbe gelmiş. Daha sonra da buradan nereye gitmiş? Akciğere gidiyor arkadaşlar ve arter pulmonalisin
küçük damarlarını tıkayabilir. Tabi büyükse eğer bu tromboembolizm, yani bu emboli arkadaşlar büyükse ne yapar? O zaman daha büyük damarları tıkar ve kişi aniden solunumu durabilir. Yani solunum yetmezliğinden hatta ölebilir bile arkadaşlar. Oldukça önemlidir bu bahsettiğim şey. Bir de şundan bahsedelim. Bakın bu bypass ameliyatlarında, yani bu kalbin işte damarlarının değiştiği ameliyatlarda genellikle venler kullanılır. Bakın bu ven genellikle de sefena magnadır arkadaşlar. Bu ven tercih edilen venlerden biridir. Şimdi ise neye geçelim artık? Lenflerden bahsedelim. Şimdi lenfler ise arkadaşlar, yine lenf damarları yüzeyel ve derin olmak üzere ikiye ayrılmakta. Öncelikle yüzeyelden bahsedecek olursak, bakın öncelikle ayağın dorsalinden ve medialinden başlayanları söyleyecek olursak arkadaşlar, bakın medialden başladı ayağın dorsal yüzünün medialinden ve yine medial malyolünün önünden ya da arkasından geçerek sefana magna boyunca ilerleyecek. Bakın medial, medial malyol, sefana magna boyunca ilerleyecek ve nodi linfatiki inguinalis superficialis açılacak arkadaşlar. Lateralden gidenlerin bir kısmı da sefana parva boyunca ilerleyecek. Ama bir kısmı, bakın burada biraz değişik, uyluğun medialindeki lenf damarları ile birleşecek arkadaşlar. Ama sonuç olarak nereye açılacak? Nodi linfatiki popliteales'e açılacak arkadaşlar. Ve bir de burada gluteal bölgenin yüzeyel lenf damarları öne doğru kıvrılıp nodi linfatiki inguinalis superficialis'e açılacak. Bu nodüllerden bahsedeceğiz. Zaten çok fazla miktarda nodül yok arkadaşlar. Daha sonra devam edecek olursak, bakın derin lenf damarları da derin arterlerle birlikte gidecekler. Ve ayağa ve bacağa ait lenf damarları, bakın nodi linfatiki popliteales'te dökülecek. Uyluğa ait olanlar ise bakın inguinalis profindi'ye gidecek arkadaşlar. Ve arter glutea inferior ile birlikte seyreden de yine nodi linfatiki iliaki interneye dökülecek yani arkadaşlar. Lenf nodüllerine gelecek olursak, bakın alt ekstremite, sadece alt ekstremite lenf nodülleri bunlardır. Bakın nodus tibialis anterior çok azdır bu arada bu. Diğerleri ise nodi linfatiki popliteales ve nodi linfatiki inguinalis superficialis ve profundi şeklinde. Özellikle bu önemlidir arkadaşlar. Yoğun miktarda burada lenf nodülü bulunur. Şimdi bununla ilgili bir tane zaten resmimiz var. Ona bakalım. Bakın burada nodi linfatiki inguinalis siyah çerçeve içine aldığım nodüller arkadaşlar. Bunlar en önemli olanlardır. Özellikle işte manuel lenf drenajlarında buraya boşaltılmaya çalışılır lenf sıvıları. Diyorum ve arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.